Annemin nesi var biliyor musun? Aa, ne o? Eskisi gibi has kızla dertleşmiyor mu artık? İnsan gibi sordum. Bir şey biliyorsan insan gibi cevap ver Ceren. Bilmiyorum. Bilgilenmiyorum da. Oldu mu? Beğendin mi cevabımı? İnsan gibi cevap verebildin mi? Ah, masadan atıştırmayı hiç sevmem ama susadım da... Ah, pardon. Şeniz Hanım oldu mu şimdi bu? Su ama bu. Leke yapmaz ki. Ha. Tamam ya, sorun değil. Ha, böyle peçeteyle de olmaz. Ben gideyim bir üstümü değiştireyim en iyisi. Aa. Masaya da dökülmüş. Hazır elindeymişken silersin. Ben de bir damlaya bakayım. Neydi şimdi bu? Kaynanalık yapıyor. Ha. Pazarlık vakti demek Şeniz Hanım. En başından beri benim bu odada gözüm vardı Şeniz Hanım. Kalk. Kalk. Böylesi daha iyi. Dur. Dur. Sıra bende. Önce ben. Paracıkları kurtarmak için annemi kullanmak. İlahi Şeniz Hanım ya. Siz sürprizlerle dolu bir kadınsınız. Ama unutmayın ki her zaman en büyük sürpriz benim. Aa, formundasın. Keyfin hala yerinde. Ben o kaybettiğin küçük miktardan sonra erken doğumdan korkmuştum ama... umudunu hala kaybetmemişsin. Yine sürprizine çok güveniyorsun demek. Tam tahmin ettiğim gibi. Birileri yine ağlaya ağlaya annesine gelmiş. Gerçi bu sefer ağlaya ağlaya karısına gider sanıyordum ama... yanılmışım. Cenk sana geldiğine göre... teslim olmak yerine savaşmayı tercih ediyor. Peki. Ben diyorum ki... şimdi aşağıya insan. Şöyle sofraya bir güzel kurulsam... kim bilir niye yaptıkları belli bile olmayan o çakma evliliği... patlatsam diyorum. Kulaklarımla duydum evladım. O yengen olacak cadı korkuyor senden. Paranın pulun peşinde. Ah ah. Sen şu tekerlekli sandalyede can çekişirken sana yaptıkları... Yaptıklarınız Neriman Hanım. Sizin de hep birlikte. Ona yardım edip beraber yaptıklarınız. Kandırdı bizi evladım. Bize o ilaçlar sana iyi gelecek. Gerek yok. Buna gerek yok. Sizi dinlemek için size güvenmek zorunda değilim. Yalan mazeretlerle boşa nefes tüketmeyin. Konuya dönün. Amcanı da yanına katmış evladım. Senin şirketteki bütün haklarını gasp etmeye çalışıyorlar. Kulaklarımla duydum. Nedim'in bütün hisseleri bizim kontrolümüzde dedi. Nedim hiçbir şey yapamaz. Şirkete bile gelemez dedi. Bizden önce Agah'ı karşısına görecek dedi. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun Şeniz Hanım? Senin o zevksiz oğlunun en başından beri gözü ablamdaydı. Ama ablam benim o burnu yere düşse eğilip almayacak olan ablam. Benim o takıntılı ve sevimsiz ablam. Nasıl oldu da böyle çakma bir evliliğe razı geldi ben hiç anlamadım. Ama Fark ettiğim başka şeyler de var zaten Şeniz Hanım. Nedim ve Cenk. Onların arasında benim bu sevimsiz ablamdan daha fazlası var. Ha? Ne dersin? Bu karşımdaki küçük şeytan yine ne saçmalıyor derim. Ya ben sana diyorum ki, ben bu öğrendiğim küçük çakma evlilik sırrının bir ucundan tutsam da beni nerelere götürecek sabırlı olup izlesem mi acaba? Ya da ben bunun ucunu şimdi Agah Bey'e versem. Benim yerime o bu meseleyi nerelere götürüyor hep beraber mi izlesek acaba? Ay ben acaba ne yapsam şimdi? Bekle. Seninle şu hayatta tek ortak noktamız ne? Biliyorsun. İkimizin de o evliliğin bitmesini istememiz. Harika. Harika. Ben o zaman şimdi aşağıya iniyorum ve bu bombayı patlatıyorum. Eğer sen şimdi bu bombayı aşağıya inip patlatırsan sana kim inanacak? Senden kurtulmak için milyonları gözden çıkarıp ne anlatacağını merak bile etmeyen Agah mı? Kocan mı yoksa? Muhtemelen Agah'tan şu küçük çek meselesini çoktan öğrenmiş ama yanına gelmeye tenezzül bile etmeyen kocan mı? Kendine gel. Kendini kaptırma küçük aptal. Ağzını açtığın an ablanın söyleyeceği bir cümleyle nakavt olursun. Sana bir tek ben inanırım. O da niye? Çünkü sana inanmak istediğim için. Yani? Yani kanıtla. Boş lafla olmaz. O evliliğin sahte olduğunu kanıtla. Dile benden ne dilersen. Ya ben neden sana güveneyim? Bana güvenme. O baş belası ablandan kurtulmak istememe güven. Oh Naila. Bütün her şeyin üstüne çökmüşler. Şimdi oğlanı çömdürmek istiyorlar. Baba değil ki, amcan. Evlat gibi sever de evlat evlattır. Gibisi olmaz. Agah Bey kendi ağzıyla söylemiş. Liseyi bile okumadı. Şirkete bulaşamaz demiş. Kendi evladı varken seni mi tutacak oğlum? Bak, amcanın tarafı belli. Sen beni dinle. Bundan sonra o amcan olacak adamla... Doğru konuş! Haddini bil Neriman Hanım. Amcam aklımda atıp tutarken haddini bil. Yoksa ben bildiririm. Eğer şu çek meselesi ise... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.